Evet, bu dilimde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bizimle gündemdeki başlıkları, sıcak gelişmeleri konuşacağız. Sayın Destici, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sinem Hanım. Evet, birçok başlık var. Aslında hemen başlayalım isterseniz. Sormak istediğimiz konular var size. Siyasette normalleşme başlığıyla başlayalım. Siz de CHP lideri Özgür Özel'le bir araya geldiniz. Açıklamalarınız oldu. Neler söylersiniz? Siyasilerin normalleşmeden beklentisi ne? Sizin beklentiniz ne? Sürdürülebilir mi normalleşme? Şimdi öncelikle tabii ki Sayın Özgür Özel'in seçimden sonraki tavrı, genel başkan seçildikten sonraki tavrı, özellikle makama, yani orada kastedilen cumhurbaşkanı makamıydı, saygı duyacağını ifade etmesi, daha sonra külliyede AK Parti'ye cumhurbaşkanımızı ziyaret etmesi, diğer siyasi partilerle görüşmesi olumlu adılar. Bunda karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna karşılık verdi. İşte sonra Devlet Bey'le görüştüler. Sonra bizimle görüşme oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile görüşmeden önce de İYİ Parti'nin son kongrede seçilen Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu Bey'i de ziyaret etmiştim. Tabii partiler arası bu iletişim, diyalog Türkiye için, demokrasimiz için çok kıymetli. Bakın, dün 27 Mayıs'ın yıl dönümüydü. 60 darbesinin tekrar tüm darbeleri kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Başta merhum Başbakanımız Adnan Menderes olmak üzere o darbede haksız bir şekilde kurmaca mahkemelerin verdiği kararla idam edilen Hasan Polatkan'ı, Fatih Rüştü Zorlu'yu da Menderes'le birlikte rahmetle yad ediyorum. Evet. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah ülkemiz bundan sonra ne 60 darbesi benzeri, ne 80 darbesi, ne işte 12 Mart muhtırası, ne 27 Nisan bildirisi, ne 28 Şubat, ne de en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gibi girişimlerle de karşı karşıya kalmaz inşallah diyorum. Siyasetteki bu yumuşama, bu iletişim, bu normalleşmeyi de ben çok önemli ve Türkiye için gerekli, lazım olarak görüyorum. İşte görüşeceğiniz başka isimler de var mı? Örneğin MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelmeyi planlıyor musunuz? Bizim zaten Cumhur İttifakı'ndaki partilerle böyle bir şeyimiz yok. Hani problemimiz yok. Hı hı. Biz zaten hemen hemen pek çok konuda azami müşterekleri olan siyasi partileriz, liderleriz. Dolayısıyla bizim terörle mücadeleye bakış açımızda çok net, dış politikadaki bakış açımızda ortak, efendim işte yeni anayasa konusunda biz de AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de hemen demokratik, sivil bir yeni anayasa yapılması konusunda hemfikir. Yani Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili, ülke ve dünya meseleleriyle ilgili, yani bakış açılarımız çok azami üst düzeyde bir birlikteliğimiz var. Onun için de zaten Cumhur İttifakı 2018 yılında tabii seçimle vücut buldu ama aslında bu ittifak 15 Temmuz hain darbe gecesi 2016'da sokakta kurulmuş bir ittifaktır darbeye karşı. Ondan sonra anayasa değişikliğini getirdi bu ittifak, biliyorsunuz. Sonra 2018 seçimleri kazanıldı. Sonra 2019 seçimleri, sonra 2023 seçimleri ve 2024 seçimlerinde de bu ittifak devam etti. Ve bundan sonra da şu anda bizim ittifakımızda da bir sıkıntı yok. İttifakımız devam ediyor. İttifakın bir parçası olduğunuzun altını sık sık çiziyorsunuz. Tabii bu zaten. Şöyle, hayır. Bu yumuşama ve normalleşme sadece bu tür ziyaretlerde ve açıklamalarda kalmamalı. Bunun bir sonucu olmalı. Yani meyvesi olmalı. Hı hı. En büyük meyvesi de nedir? Yeni anayasadır. Yeni anayasa. İnşallah yeni başlık. Demokratik, sivil bir anayasayı yapar bu meclis. Milletiyle beraber, tüm siyasi partileriyle beraber. Özgür Özel'le bu konuyu da konuştunuz sanıyorum. Tabii. Nasıl bir sonuç çıktı ya da yaklaşım nasıl? Şimdi CHP'nin tavrı. Bundan birkaç sene önce Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken, o dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerden önce, yani genel seçimlerden önce, 2023 öncesi yine bir yeni anayasa çağrısı olmuştu. O zaman da siyasi partileri ziyaret etmiştim. Meral Hanım'ı, Kemal Bey'i, diğer bazı siyasi parti genel başkanlarını. Orada özellikle İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu cevabı almıştık. Ya işte samimi bulmuyoruz. İşte kendilerine göre bir anayasa istiyorlar. Kendi iktidarlarını sürdürecekleri yasal değişiklikler, anayasal değişiklikler istiyorlar. İşte mevcut anayasaya uymuyorlar.
gibisinden ben de o zaman kendilerine dedim ki ya biz samimi buluyoruz, destekliyoruz, kendi teklifimizi de ortaya koyuyoruz. Siz samimi bulmasanız bile size bir çağrı yapılmış. Millet nezdinde bile bakın anayasa yapmaktan kaçtılar, uzak durdular dedirtmemek için siz de kendi çalışmanızı ortaya koyun. Kararı millet versin. Bu ziyaretimde de aynı şeyleri Musavat Bey'e de, Özgür Özel Bey'e de ifade ettim. Yani dedim ki sizler de çalışmanızı koyun. Zaten aynen orada ifade ettiğim cümleleri söylüyorum. Bu milletin ve partilerimizin kahir ekseriyatının ne anayasanın ilk dört maddesiyle, ne işte kimlik, Türklük maddesiyle, ne ana dil, yani temel konularla ilgili bir problemi yok. Tam tersine... Tabii daha sıcak mı bakıyor tabii, CHP? Şimdi tabii geçmiş döneme göre biraz daha uzlaşıcı. Hı hı. Yani her iki siyasi partide bu durumu gözlemledik. Ama tabii bu şu demek değil, kolay değil tabii. Ama bence onların da yapması gereken, tıpkı nasıl AK Parti yeni bir anayasa çalışması yapıyorsa, işte MHP 100 maddelik bir anayasa açıkladı hem o dönemde hem son dönemde. Biz açıkladık, daha önce de paylaştık. Dolayısıyla onların da çalışmalarını ortaya koymaları lazım ve bu çalışmalar bir komisyon kurulması lazım. Meclis bunun için en iyi çatıdır. Zaten Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey de bütün siyasi partileri ziyaret etti. Evet. Ziyaretlere devam ediyor. Meclis Başkanı'nın öncülüğünde bir yeni anayasa komisyonu kurulup bu komisyonun herkesten çalışmalarını alıp ortak bir anayasa metni ortaya çıkarabilirsek iyi olur. Bu mecliste bize göre 400'ü bile geçse mutlaka milletin onayına, halk onayına yani referanduma götürülmeli ve halkın da onayı alınmalıdır. Evet, şimdi Kılıçdaroğlu demişken sessizliğini bozdu az önce. Daha haberimizi aktardık. Bir yine hançer açıklaması geldi. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, illa Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparsa ne dersiniz diye sordu. Kılıçdaroğlu'yla diyaloğunuz çok daha farklı mıydı? Yani o kırmızı çizgiler üzerinden mesela değerlendirecek olursak Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söyledi. Şimdi şöyle, biz genel başkan olduğu dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'yla da makul, iyi bir ilişkimiz vardı. Yani istediğimiz anda görüşebiliyorduk. Biz ziyarete gidiyorduk. Onlar gelmişti ya da farklı ortamlarda, platformlarda çok rahat konuşabildiğimiz, birbirimize düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir siyasetçi. Yani genel başkanlık döneminde öyle geçti. Tabii şimdiki mesajları ağırlıklı olarak kendi parti içine, mevcut genel başkana, tahmin ettiğim kadarıyla İstanbul Belediye Başkanlığı, İmamoğlu, yani başka CHP'nin şu andaki üst yönetimine ve bazı belediye başkanlarına, bu çok evet, açık ve net bir şekilde gözüküyor. Oradaki tabii ifadeleri bana göre geç kalmış ifadeler. Mesela orada Zafer Partisi ile ilgili de bir şey söyledi. Dedi ki bizim yaptığımız protokolda kayyumlara ses çıkartmadılar. Yani kayyum atanmayacak maddesi de vardı dedi. Şimdi aşırı milliyetçi olarak söylemlerini geliştiren bir siyasi partinin bu şekilde kayyuma karşı olduğunu da ya da kayyum atanmamasına evet dediğini de işte birkaç bakanlık ya da işte ne bileyim belli bürokratik görevler karşısında evet dediğini de işte HDP ile aynı ya da o zamanki terör örgütünün partisi uzantısıyla aynı siyasi atmosfer içerisinde bulunabileceğini, aynı Cumhurbaşkanı adayını destekleyebileceğini de görmüş olduk. Yani Kılıçdaroğlu evet, konuştukça bazı gizli olan gerçekler de ortaya çıkıyor. Tabii orada kendi partisine yönelik en tavır da yani Cumhurbaşkanı adayı olmayı ben ısrarla istemedim. Tam tersine ısrarla bana Cumhurbaşkanı evet, adayı evet, olmam söylendi. Bu açıklama samimi yani, gelmedi mi size? Efendim? Bu açıklama samimi gelmedi mi size? Yok, ben samimi gördüm. Ya ben yani Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini düşünmüyorum. Hı hı. Zorla mı aday gösteriyor? Yani şöyle, ısrarla. Zorla demeyelim de, yani belki Kılıçdaroğlu da aday olmayı istiyordu. O dönemde onu da görüyorduk. Yani Kılıçdaroğlu aday olmayı istiyordu. Ama şu anlaşılıyor ki parti yönetimi de onun adaylığını desteklemiş. İşte belediye başkanları da onun adaylığını desteklemiş. Yani hiç kimse çıkıp da karşısına parti yönetiminden ya da belediye başkanlarından, efendim siz aday olursanız
kazanma şansımız zordur. Şu arkadaşlarla daha rahat kazanırız. Bu arkadaşlar aday olsun dememişler. Hı hı. Siz genel başkansanız siz aday olmalısınız ve sizle de kazanıyoruz demişler. Onun adaylık hevesini desteklemişler ve hayata geçirmesine de yardımcı olmuşlar gibi gözüküyor. Evet. Bir diğer başlık İmamoğlu'nun Roma gezisi. Siz nasıl tanımlarsınız bu geziyi? MHP lideri Bahçeli'nin bir çıkışı vardı bugün, grup toplantısında konuştu. Sizce ne anlama geliyor? Şimdi şöyle, tabii kişi eleştirdiği şeylerden uzak durmalı. Yani siz birilerini israfla eleştiriyorsanız, efendim işte belli heyetleri, gazetecileri yurt dışı ziyaretlerine götürdüğünü, bunu da devlet imkanlarıyla yaptığını iddia ediyorsanız, bunun yanlış olduğunu söylüyorsanız, o zaman kendiniz bunu yapmayacaksınız. Bir de bakıyoruz ki, yani yanılmıyorsam 70 değil mi gazeteci? 70 evet, kişilik 70, bir rakamdan bahsediliyor. Bir ekiple. Yani bu kadar gazeteci topluluğuna neden ihtiyaç duyulur? Yani bir anlaşma için ya da bir imza için ya da bir görüşme için buna niye ihtiyaç duyulur? Bu bence tamamen israf aslında %100 israf, ama onun ötesinde bir şey var. Yani burada gazetecilere verilmiş bir rüşvet var. Yani çünkü neden? Siz demek ki bu gazeteciler seçim döneminde ciddi bir şekilde destek verdiler. Bulundukları televizyonlardan, gazetelerden ödül, yani rüşvet demeyelim de bir ödüllendirme var. Yani rüşvet biraz ağır oldu. Ödüllendirme var. Yani bir ödül aldılar ve bir İtalya gezisi, bir Roma gezisi ve dolayısıyla da özel bir uçakla, özel kiralanmış, yani özel uçaktan kastım charter bir uçakla, yani hepsi aynı uçakta. Dolayısıyla gitmişler. Güzel bir gezinti, güzel bir seyahat, güzel bir yemek. Dolayısıyla da bir seyahat yapıp gelmişler. Bence bu seçim sonrası bu gazetecilere verilmiş bir ödüldür. Ama Sayın İmamoğlu bunu kendi cebinden yapsa biz buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Bunu yapabilir. Zaten buna yetecek varlığı olduğunu da biliyoruz. Ama bunu belediye imkanlarıyla, İstanbul Belediyesi'nin imkanlarıyla yapmışsa işte biz bunu doğru görmüyoruz. Bunu israfın en büyüklerinden birisi olarak değerlendiriyoruz ve yanlış olduğunu da ifade ettik. Bir de dediğim gibi kişi bir başkasını eleştiriyorsa aynı şeylerden kendisinin öncelikle uzak durması lazım. Yine bu gazeteciler için de lazım. Geçerli bu açıklamanız sanıyorum. Onlar da %100. Şimdi bu gazetecilerin pek çoğu, Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen gazetecileri, Meclis Başkanı uçağına binen gazetecileri, bakanların uçağına binen gazetecileri hep eleştirdiler. Hep eleştirdiler. Ama görüyoruz ki ilk davette koşa koşa gittiler. Demek ki oraya da davet edilseler oraya da gidecekler. Yani demek ki bu kendilerine davet edilmediği için bugüne kadarki tavırları buymuş. Ya da ikincisi de siyasi pozisyon almışlar. Siyasi pozisyonlarından dolayı kendilerinden olmayanları, karşıdakileri eleştiriyorlar. Ama kendi destekledikleri böyle bir olayın içinde olduğunda hem o uçağa binmekten çekinmiyorlar, hem de bunu normal bir seyahatmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Tabii bu da ikiyüzlülüktür. Tabii milletimiz bunu takdir ediyor. Evet. Bir diğer başlıkta değerlendiriyor daha doğrusu, takdir ediyor. Evet. Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme. Sizin de bir açıklamanız oldu, bu yanlış mı anlaşıldı sizce? Neler yapıyorsunuz soracağım. Az önce bahsettiğimiz gazetecilerden birinin sosyal medyada sizle ilgili bir paylaşımı vardı. Görmedim ben. Ne demiş? Nevşin Mengü'nün. Evet. Destici sokak hayvanlarının katledilmesine ilişkin yasayı desteklediklerini, beklediklerini söyledi. Zaten biz seçim öncesi de talep etmiştik dedi. Açıkçası yasayı falan da beklediklerini zannetmiyorum. Konuşmasından edindiğim izlenim o. Anladığım kadarıyla Büyük Birlik Partisi belediyelerinde korkunç şeyler yaşanıyor diyor. Gidip bakabilir Büyük Birlik Partisi'nin belediyelerine, Sivas başta olmak üzere boş boş konuşmasına, milleti yanlış yönlendirmesine gerek yok. Ya da iftira atmasına gerek yok. Gidip Sivas Belediyesi'ni ziyaret edebilir. Sivas sokaklarını gezebilir. Ne bileyim, şurada hemen Sakarya'ya yakın Erenler'e gidebilir. Hendek'e gidebilir. Yani bizim Türkiye'nin her tarafında belediyemiz var. İsterse Şırnak Güçlü Konak'a götürelim. İsterse Hatay Kumru'ya götürelim. İster Erzincan Refahiye'ye. İster Ordu Salıpazarı'na. Onlarca belediyemiz var. İster Eskişehir Günüzü'ne. Nereye istiyorsa oraya götürelim. Ama en çok Sivas Büyükşehir, yani il belediyesi olduğu için
Sivas'a uçak da var buradan. Gitmek istiyorsa götürürüz. Böyle Büyük Birlik Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na iftira atmasına, yapılmamış işleri yapılmış gibi göstermesine gerek yok. Bizim söylediklerimiz çok açık ve net. Neler yapmaktasınız sizce? Oluru nedir şunu, bu işin? Biz şunu yapmaktayız. Çok bu sokak köpekleriyle ilgili ilk şeyi, öneriyi, projeyi biz sunduk daha doğrusu. Yani bunun büyük bir problem olduğunu, çözülmesi gerektiğini biz ne zaman söylemişiz? Biz 5 ay önce söylemişiz. Yani bugün bu konuşuluyor. Bizim seçim beyannamemizde var. Biz dedik ki bize teslim edilen belediyelerde bir ay içerisinde sokaklarımızı bu saldırgan, başıboş, sahipsiz köpeklerden temizleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ona geçmeden önce bakın Tarım Bakanımızın son bir açıklaması var. Tarım Bakanımızın açıklamasında biz neyi görüyoruz? Tarım Bakanımız 4 milyon sahipsiz başıboş sokak köpeğinin varlığını söyledi. Ve bunların eğer kısırlaştırmadan netice almak istiyorsak bir yıl içinde %70'inin aynı anda kısırlaştırılması gerektiğini söyledi. Şu andaki son 5 yılın ortalamasını yani 4 milyonun %70'i ne yapıyor? En az 3 milyonu sizin bir yıl içinde kısırlaştırmanız gerekiyor. Kısırlaştırmadan sonuç alabilmeniz için. Peki şu anda ortalama ne? Son 5 yılın ortalaması yılda 260 bin. Yani siz bunun 15 katını yapmak zorundasınız. Şu anda bu imkanı var mı Türkiye'nin? Bu imkanı olmadığını söylüyorlar. Bir başka mevzu nedir? Bunun maliyetidir. Türkiye'nin bunu karşılayacak belediyelerin bir bütçesi var mı? Bir bütçesi yok. Bakın Atatürk 1932'de tamim çıkardığında ne diyor o tamimde? Efendim işte sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecektir diyor. Bu Atatürk'ün talimi yani benim değil. Tamim bu. Bu tamim. 32'de yayınlanmış ve uygulanmış. Efendim sahipli olanlar da diyor şeye çıktığında efendim sokağa gezdirilmeye çıktığında mutlaka maskeleri olacak. Yoksa onlar da toplanıp itlaf edilecek. Köylerdekiler gece serbest bırakılacak bekçilik yapmaları için ama gündüz onlar da bağlı olacak. Bağlı olmazsa onlar da aynı akıbeti yaşayacak diyor. Ve bunun efendim işte itlafıyla ilgili de bir bütçe ayırıyor. İşte o zamanki kaymakamlıklara ya da belediyelere gönderiyor. Şimdi burada bu çok tabii ki ağır ve kesin bir çözüm. Ha biz şimdi bu uygulansız demiyoruz. Ama bizim dediğimiz ne? Bizim dediğimiz şu. Bir, bu köpekler biz mesela 2009'da Sivas Belediyesi'ni kazandığımızda tespit ettik 1100 köpek vardı başıboş gezen. Bunların tamamını alacak hayvan barınağı yaptık. Ve bunların hepsini o barınaklara koyduk. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada bu sayı 10 binlere geçmiş. Şimdi bunları koyacağınız bir şey yok. Peki ne yapılması gerekiyor? Bakın bir tehdit daha var Sinem Hanım. Bir tehdit daha var. Sadece saldırması, ısırması, parçalaması değil. O da nedir? Kuduz. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu konuda Türkiye'den seyahat edenlere uyarıda bulunuyor. Ve son 2023 yılının şüpheli vaka sayısı 467 bin. Bu azımsanacak bir rakam mı yani? 467 bin Kuduz şüphelisi var. Şimdi bunu azımsayabilir misiniz? Öbür taraftan ya hayatın bir gerçeği çocuklar okula gidemiyor. Hiç kimse çocuğunu yalnız başına okula gönderemiyor. Hanımlar efendim işte pazara yalnız gidemiyor. Efendim işte şeyler sabah namazına gidemiyor. Yani ve günde her gün bugün arkadaşlar söyledi. 1200 köpek ısırma vakası oluyormuş her gün. 1200 tane. Bunların çoğu şeye yansımıyor. Yine Tarım Bakanımızın açıklamaları içerisinde var. Son yılda ne olmuş? 3000'nin üzerinde 3200 küsür köpeğe çarpma sonucu ya da köpekten kaçarken trafik kazası meydana gelmiş. 55 kişi hayatını kaybetmiş. 5000'in üzerinde vatandaşımız yaralanmış. Buna çözüm bulacağız. Peki Büyük Birlik Partisi ne diyor? İlk bunu Büyük Birlik Partisi söyledi. Seçim beyannamesini yazdı. Ve çekinmeden açık yüreklilikle söylüyoruz biz. Dolayısıyla da ne diyoruz? Bir, biz saldırgan köpekleri sokaktaki başıboş köpekleri toplayacağız. Bunları hayvan barınaklarına koyacağız. Efendim ya da doğal ortamlarına bırakacağız. İkincisi, burada hastalıklı olanlar. Bizim mesela Sivas'ta veteriner hekimlerimiz var. Özel hayvan barınakları var. Bunlar kontrol ediyor. Efendim işte tedavisi mümkün olmayan ya da işte kuduz
ya da şüphesi olanlar, böyle bulaşıcı hastalık şüphesi olanlar elbette ki uyutulacak. İkincisi de aşırı saldırgan olanlar ve saldırganlığı önlenemeyenler ya da yine eğilleştirilemeyenler de yine uyutulacak. Biz bunları açıkça ifade ediyoruz. Şimdi burada bizim önceliğimiz, dediğim gibi, canı önceleyerek, nasıl insan canını önceliyorsak çocuklarımızı, elbette ki hayvanların canlarını da önceliyoruz. Ben köyde büyümüş bir çocuğum. Yani köpeklerin içinde büyümüş bir kişiyim. Dolayısıyla da belli bir dönemde evinde, bahçesinde köpekle beraber yaşamış bir kişiyim. Dolayısıyla ben doğal hayatın içinden geliyorum. Yani kimse efendim işte bebekle modada oturup da bize köpek sevgisinden falan bahsetmesin. Ya da hiç kimse alnı secdeye gitmemiş insanlar bize tutup da efendim işte İslam'dan, dinden, dinin hayvanlara bakış açısından falan bahsetmesin. Yani biz onların hepsini onlardan âlâ biliyoruz. Dolayısıyla biz inancımıza da ters bir şey söylemiyoruz. Kültürümüze de ters bir şey söylemiyoruz. Dolayısıyla da biz ne söylediğimizi de biliyoruz, ne söylediğimizden de farkındayız. Bizim önceliğimiz elbette ki köpekleri de yaşatarak bu problemi çözmektir. Ama son çare, bir önce söylediğim gibi, eğer hastalığı tedavi edilmiyorsa ya da saldırganlığı geçmiyorsa ya da başka bir şey bulamıyorsanız elbette ki uyutacaksınız. Yani bunun başka bir yolu yok. Biz buna, bir de burada dikkat edilmesi gereken şu var. Kısırlaştırma, evet. Efendim işte, ama bu konuda ilgili şimdi yasa meclise gelecek. Bir hazırlık var inşallah bu dönem kapanmadan. Burada bu popülasyon nasıl oluştu? Kimler bunun önünü açtı? Kimler destekledi? Çünkü bu işin ticaretini yapanlar. Evet, bunların ticaret sadece köpekleri üretip satmakla değil. Aynı zamanda işte bunların bakım evleri, klinikleri, efendim kuaförleri, bir sürü şey var. Yani yan ticaret haneleri var. Sahiplenip sokağa atmalar. Tabii. Sahiplenip sokağa bırakılmalar. Efendim işte özellikle türetilip, yani doğurganlığı artırılıp sokağa bırakmalar. İşte mama lobilerinden bahsediliyor. Mesela yıllık 35 milyar mama ithalatına Türkiye'nin köpek maması para verdiği söyleniyor. Ben merak ediyorum. Mesela çocuk bebek maması için kaç lira ödüyoruz biz? Mesela köpek maması için 35 milyar ödüyoruz. Acaba bebek maması için biz kaç lira ödüyoruz dışarıya? Bunu merak ediyorum. Acaba köpek mamasına mı daha fazla? Bunu şimdi arkadaşlara söyledim. Araştırıyorum. Bu da dünkü programdan sonra gündeme geldi. Hı hı. Acaba biz bebek maması için mi daha fazla para ödüyoruz dışarıya? Köpek maması için mi daha fazla ödüyoruz? Bunu da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yani bizim önceliğimiz insan. Dolayısıyla biz insanı önceliyoruz. Elbette ki hayvanlar da bir can taşıyor. Onlar da Allah'ın yarattığı birer canlıdır. Onun da bilincindeyiz, onun da inancındayız. Gönlümüz ister ki bunu hiçbir köpeği öldürmeden çözelim. Ama bu mümkün değil. Yani bu böyle bir hani durum yok şu anda. Yoksa bunları almak, tedavi etmek, tekrar doğal ortamına bırakmak, bunlar için vakıflar kurmak, efendim işte bütün bunlar. Ha, bunlarda da bu köpekler, hastalıklı olan köpekler itlaf edilirken ya da uyutulurken bunun kararını da bir kişi vermeyecek. Orada bir kurul var. Yani veterinerlerden de oluşan, yetkililerden oluşan, onlar bu kararı veriyorlar. Dolayısıyla biz bu kadar ince düşünüp hassas bir şekilde bu işi yapıyoruz. Ama maalesef birileri efendim bunun siyasetini yapıyor. Hala hayvanlar üzerine ya da köpekler üzerinden kendini gündeme taşıyor. Efendim onlar hayvansever oluyor. Efendim biz hayvan düşmanı oluyoruz. Böyle bir şey yok. Bu tamamen dediğim gibi kendilerini gündeme getirmek için kullanılan bir şeyde. Birisi masanın altına giriyor, köpek gibi havlıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Yani şekilden şekile giriyorlar. O zaman kursunlar dernek, bu büyük sanatçılar, büyük böyle konuşanlar, çok da büyük maddi güçlerinin olduğunu biliyoruz. Yapsınlar, alsınlar. Yani yapsınlar. Biz yapıyoruz belediyeler olarak. Çözüm bunu yapıyoruz. Için çabalasınlar. Çözüm için çabalasınlar. Samimilerse. Evet. Peki şimdi doğum oranlarının azalmasını konuşuyoruz. Sizin de bir açıklamanız var. 4 çocuk yapmak bir Türk evladı için farz-ı kifaye olmuştur şeklinde. Diğer yandan hayat pahalılığını, ekonomiyi, enflasyonu da konuşuyoruz. 4 çocuk mu gerçekten? Şimdi bakın Sinem Hanım, ben tabii yine bu seküler tarafta olanlar, efendim işte dini hassasiyetleri az olanlar,
bizim kültürümüze uzak duranlar ve mevcut hükümeti iktidarın da karşısında olanlar hemen meseleyi ekonomiye getiriyorlar. Allah aşkına sormak istiyorum. Bu topraklarda biz 9 kardeşiz. 9 kardeşiz. Bir kardeşimiz de 6 aylıkken vefat etmiş. 10 kardeşiz aynı anne ve babadan. Babam rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Annem sağ, Allah hayırlı ömürler versin, 88 yaşında. Şimdi bakın, biz icabında 11 kişi bir tas çorba yedik. Tek çeşit yemek yedik. Ya da işte büyüğümüzün elbisesini daha sonra küçüğümüz giydi. Şimdi Anadolu'nun hepsi bunu yaşadı. Sadece bizden bahsetmiyorum. Biz yine bulunduğumuz ortamda hani varlıklı denilebilecek köyümüze göre bir aileydik. Ama buna rağmen bu şartlardan geldik. Bu şartlarda çünkü 9 çocuğun 5'i birden okuyor dışarıda. Yani şimdi dolayısıyla okutma maliyetleri de var. Bütün Anadolu insanı bu zorlukları çekti. Yani bugünkü imkanlara baktığımız zaman Allah aşkına bugünkü imkanlar 10 sene öncesinden daha iyi, 20 sene öncesinden, hele 30-40 sene öncesiyle mukayese edilebilecek imkanlar mı? Bugün imkanlarımız daha fazla. Dolayısıyla bu ekonomi çocuk yapmamanın bahanesi olamaz. Hı hı. Bir de doğurganlık oranlarına ya da çocuk sahibi olma oranlarına baktığımızda zenginleşme yükseldikçe çocuk sayısı azalıyor. Doğurganlık kadınlarda azalıyor. Yani çalışma, iş kadını azalıyor. Mesela ben bazen öyle hanımefendiler görüyorum ya da duyuyorum ki hem iş hayatında hem 4-5 çocuğu var ya da sanatçı, aynı şekilde onları takdir ediyorum. Yani istisnaları takdir ediyorum. Öyle güzel örnekler de var. Hepsi de olumsuz değil. Ben bir iddiada bulunuyorum. Araştırırsın. Bakalım gelir düzeyi yüksek olanlar mı çocukları daha fazla? Gelir düzeyi düşük olanlar mı çocukları? Sizin çocuğunuz var. Benim 3 çocuğum var. Evet. Dolayısıyla da... Rızkıyla nasibiyle gelir diyorsunuz. Tabii çocuğum. Gelir. Peki. Hayır. Ondan da öte şu var. Yani esas dikkat çekmeye çalıştığım mesele şu. Esas bizim için Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya bir varoluşsal problem var diye. Şimdi 2.38'den 1.51'e düşmüş. Bu 2'nin altına indiğinde milletler için büyük bir tehdit, tehlike. Yani sizi yok oluşa doğru götürüyor. Onun için bizim ne yapmamız lazım? Doğurganlığı teşvik etmemiz lazım. Evliliği teşvik etmemiz lazım. Aile hayatını teşvik etmemiz lazım. Devletimiz, hükümetimiz bununla ilgili tedbirler alması lazım. Kaynaklar aktarması lazım. İmkanlar sunması lazım. Evlenen gençler için, çocuk sahibi olacaklar için. Mesela çocuk parası artırılabilir. Çalışanlara ödenen, asgari ücretliye de çocuk parası konabilir. Yani bütün çalışma şeyinde konabilir. Bunların mutlaka teşvik edilmesi lazım. Bizim kültürümüz de, inancımız da çocuk sahibi olmayı bize emrediyor. Ben bunun için söyledim. Ne diyor? Peygamber Efendimiz ben ahirette ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor. Evet. Biz Avrupa'da gençliğimizle övünürken, genç nüfusumuzla övünürken bugün maalesef tersine doğru bir durum var. Bizim bunu tekrar tersine döndürmemiz lazım ve genç nüfusumuzu çoğaltmamız lazım. Peki. Birkaç dakikamız kaldı Sayın Desteci. Şimdi İsrail'in saldırılarını da konuşuyoruz. Refah yeniden saldırı düzenledi. Evet. Norveç ve İrlanda'da Filistin'i tanıdığı sıcak bir gelişme. Bunun üzerinden de neler söylemek istersiniz? Yorumlarınızı bugün alalım. Bugün İspanya'da eklendi buna. İspanya'da tanıdı. Ve 145 oldu. Birleşmiş Milletler'de 190 küsur üyeden 145'i bugün itibariyle başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'i tanıdı. Bu önemli bir gelişme ama tabii biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in yapısından dolayı 7 ülkenin veto hakkı var. Bunlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa. Dolayısıyla bunlar veto ediyorlar ve buna imkan tanımıyorlar. Ama gün gelecek bu gerçekleşecektir. Şimdi tabii katil ve terörist Netanyahu'nun başında bulunduğu Siyonist İsrail 7 Ekim'den bu tarafa Gazze'yi bombalıyor. 3000'in üzerinde bombalama hadisesi gerçekleşmiş. Bugün kamuoyuna açıklanan ölüm sayısı 35 binlerde. Ama bizim Gazze'den anlık aldığımız, daha bu sabah aldığımız bilgi bunun 45.800 olduğu yönünde. Yani 10 binden fazla ölmüş insan da enkazların altında çıkarılmayı bekliyor ya da hastanenin ölüm kayıtlarına girmemiş.
Bunun 15 binden fazlası çocuk. Bir o kadarı kadın. Masum insanlar. Bakın 7 tane hastanelerde toplu mezar çıkarıldı. Yani hastanelerde bunlar katliamlar yapılmış. 60 bin hamile kadın tedavi olamıyor şu anda. Yani orada tedavi olamıyor. Yüz binlerce hasta tedavi olamıyor. 1 milyona yakın insan bulaşıcı hastalıkla pençeleşiyor şu anda. Yani bununla mücadele etmek zorunda. Sadece savaşla, sadece bombalarla değil. Ve ne gördük? 2 gün önce İsrail tekrar Refah'a saldırdı ve masum insanlara. Ve biz artık ne görüyoruz? Yanan insanlar görüyoruz. Başı kopmuş, gövdesinden ayrılmış çocuklar görüyoruz. Buna Amerika'dan, Avrupa'dan üniversite öğrencileri, hocalar, aktivistler, sanatçılar içerisinde çok büyük tepki verenler var. Ama maalesef bu tepkiyi biz henüz Arap Birliği yöneticisi olan devlet adamlarından da, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan devlet adamlarından da pek çoğundan görmüş değiliz. Bence artık dünyanın elbette ayağa kalkması lazım. Ama öncelikle İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Müslümanların ayağa kalkması lazım. Bakın milyonlarca Müslüman hacca gidiyor. Bence bu sefer Arafat'a değil Kudüs'e yürüsünler. Kudüs'e yürüsünler. Milyarlarca insan eğer bu zulüm, bu katliamlar devam ederse Kudüs'e yürüsün. Ona milyonlara milyarlar eklenecektir. Yüz milyonlar eklenecektir. Bombalayacaksa onları da hepimizi bombalasın. Ya ölelim ya izzetimizle nefesimizle yaşayalım. Orada kardeşlerimiz öldürülürken, çocukların başı koparılırken, yanarken, kadınlarımız yaşayamazken, iffetleri muhafaza edilemezken, bir Müslümanın, gerçek bir Müslümanın dünyada yaşamasının bir anlamı kalmıyor ki. Yani dolayısıyla artık Müslümanların ayağa kalkmasının zamanı gelmiştir, geçmektedir. Acilen Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmalı ve çok net bir çağrı yaparak İsrail'le başta bütün ilişkilerini kesmeli, dondurmalı. Amerika Birleşik Devletleri ona destek veriyor, bunu yapmalı. İngiltere veriyorsa ona yapmalı. Kim veriyorsa ona yapmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği bunu yapamazsa Türkiye dünyanın hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının hem öncü lider ülkesi hem de kalbidir. Türkiye bunu yapmalı ve öncülük etmelidir diye düşünüyorum. Tekrar oradaki hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa niyaz ediyorum. Oradaki masumların Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Katil, terörist İsrail'i de şiddetle lanetliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan dolayı. Sorularımızı yanıtladınız, kırmadınız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bizimleydi. Gündemdeki sıcak başlıkları konuştuk, değerlendirdik. Ekonominin notlarıyla.